Canan Hanım, eğer sizi götürmezsem Sermet abi beni vurur. Ağzınız tatlısı. İstemem sen. Efendim? Nasılsın? İyiyim. Ne istiyorsun? Görüşmemiz lazım. Müsait olduğumda sekreterinden randevu alıp gelirim. Baş başa görüşmemiz lazım Narin. Bence bu çok kötü bir fikir. Seni aklımdan çıkartamıyorum. Irmak'ı bir ara istersen. Morali çok bozuk. Bütün gece omzumda ağladı durdu. Ayrıca o konuyla ilgili benden bilgi falan alamazsın. Müvekkilimin yerini gammazlayacak kadar şuursuz değilim herhalde. O yüzden sahtekarlık yapma. Karşında 12 yaşında çocuk yok. Asma suratını avukat hanım. 5 dakika göreceğim, göndereceğim seni. 5 dakika için mi geldim ben o kadar yolu? Yo. İstediğin kadar kalabilirsin. Ama benim bir Ankara'ya gitmem lazım. Geç gelirim, merak etme. Banka ile kredi konusunda bir sonuca varamadık. Varacağı da benzemiyoruz. Neden laftan anlamıyorsunuz? Söyledim ya, ha? Niye bu adam benim sürekli peşimde? Amacınız ne? Amacım şu. Ben çağırdığımda geleceksin. Bunu şimdiden anla. Babüsün sen değil mi? Ha? Tanıdım seni. Hiç değişmemişsin ama. Hala aynı inatçılık, aynı kabalık, aynı zorbalık, aynı kabadayılık. Benim adım Sermet Karayel avukat hanım. Şimdi müsaadenle ancak yetişirim. Ev senin. İstediğin gibi takıl. Gez, dolaş, ye, iç. Ama senden bir şey rica ediyorum. Şu Galina'ya 2 çift laf et be. İflamı kestir. Her kimsen kimsin. Ben de avukatım. Tamam mı? Böyle zorbalıklara da gelemem. Kimseden de korkmam. Ben yokum artık bu işte. Beni bir daha rahatsız etme. Bana bir ay süre alacaksın avukat hanım. İtirazını yap, hacizleri durdur. Ben de işimin başına geçeyim. O Fırat Kazan da söyle, ateşle oynamasın. Paranın ucu gözüktü. Beni pis işlere mecbur bırakmasın. Bacım, dinlenmek ister misin? Yoksa gidelim mi hemen? Пожалуйста, отвези меня домой. Я чумная. Пожалуйста, отвези меня домой. Я чумная. Ne diyor? Vallahi Meryem Hanım, ben anlamıyorum onun dilinden. Ne diyorsun? Пожалуйста, отвези меня домой. Ne olur affet beni. Vallahi kendimde değildim. Yani ben dün akşam o hale nasıl geldim hiç hatırlamıyorum. Bak ne yaparız biliyor musun? Irmak, evde şöyle büyük güzel bir davet verir. Fırat'ı da çağırırız. Ailemizin ne kadar iyi bir aile olduğunu onu da göstermiş oluruz. Tamam, tamam Deniz, tamam. Görüyorum ne kadar üzgün olduğunu. Oldu bitti zaten, ben de biraz sinirlendim. Kendini daha fazla hırpalamana gerek yok. Bu tarz şeyleri bir tek ben umursuyorum zaten, onu da anlamış oldum. Sen Fırat'a bozuksun. Evet, bozuğum. Hadi sen kriz geçirdin, orasını anladık. 10 dakika bağırırsın, çağırırsın, sonra yatar uyursun. Biliyoruz. Biz içeride masada beyefendiyi bekliyoruz, yemek yiyeceğiz diye. Sözde seni götürecek, sonra geri dönecek değil mi? Ben hemen yattım, o dönmedi mi? Dönmedi. Buz gibi oldu yemekler. Amcam nezaketen 1-2 lokma attı ağzına. Bekledik, bekledik. Adam yok. Ben gitgide geriliyorum. Belli bir saatten sonra amcam kalktı zaten masadan. Ben de size geldim ne oluyor, ne bitiyor görmek için. Ne gördüm biliyor musun? Sen çoktan yatmışsın. Bunlar Narin'de salonda dikilmiş, sohbet ediyorlar. Ya kız ne yapsın? Durumu normal gibi göstermeye çalışıyordur çocuğa. O zaman git, senin bekleyenim var falan demesi gerekmiyor mu? Dememiş işte. Tatlı tatlı sohbet ediyorlar. Zaten rahatsız oluyorum onun Fırat'a bakışlarından. Saçmalama. Rahatsız olmadığım bir bu kalmıştı Narin hakkında. O da oldu, tam oldu yani. Bak dikkat et. Bu tipik fazla aşık kadın paranoyası. Bilemiyorum. Ayrıca Fırat'taki rahatlığa bakar mısın lütfen? Amcamla yemek yiyeceksin. İlk defa tanışmaya gelmişsin. Böyle bir gecenin benim için ne kadar önemli olduğunu bilmemesi imkansız. Oturmuş kızla lak lak ediyorlar ya. Yok yok, bu ilişkide çabalayan tek taraf var, o da benim. Hayret bir şey ya. Sesini açar mısın? Deniz, Fırat'a bir şey olmuş, Fırat'a saldırmışlar. Silahlı saldırı mı? Olamaz, olamaz. Aman Allah'ım ne olur ciddi bir şey olmasın. Bankanın önünde olmuş, ben gidiyorum. Tamam, ben de geliyorum. Irmak. Taksi. Taksi. Gel. Sakin canım, tamam. Günaydın Narin Hanım. Erol Bey gelince bana uğrasın dedi. Tamam. Gel. Ha Narin, ben de seni soruyordum az önce. Geç buyur. Erol Bey, ben istifa ediyorum. Her şey için çok teşekkürler. Bu şirketin de sizin de benim için anlamı büyük, bunu biliyorsunuz. Her şeye burada başladım. Ama artık daha fazla... Erol abi, Erol abi. Televizyonu aç abi. Görgü tanıklarının bildirdiğine göre genç bankacı kapıdan çıktığı sırada oradan geçen bir motorlu saldırgan tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Banka Genel Müdürlük binasının önünde meydana gelen olaydan sonra saldırgan yoğun trafiğe rağmen kaçmayı başardı. Şans eseri kurşun Fırat Kazan'ın ayağını. Narin, Narin. İyi misin? Su. Hadi su getir, su getir. Çocuklar, bir su getirin. Su. Efendim Sermet? Tamam kardeşim, anladım. Anladım. Sakin, yavaş yavaş. Aha. Sakin ol, sakin ol. Nefesini dengele. Hoşça kal. Tamam. Ne diyor? Benim bir alakam yok bu işle diyor. Yani mutlaka Rus yapmıştır. Çamur atıp beni köşeye sıkıştırmak istedi dedi. Siz de inandınız mı buna şimdi? 2 saat önce kulaklarımla duydum. Adam Fırat Kazan'a tehdit salladı. Ya aslında yani mantıklı. Yani çok akıllıca. Rus yapmıştır. Bence de. Yani mantıken bu noktada böyle bir şey yapması çok anlamsız Sermet'in, öyle değil mi? Nasıl savunursunuz o manyağı ya? Nasıl savunursunuz o manyağı? Narin, Narin. Hadi ben seni odana götüreyim. Toparlan, sonra evine bırakırım. Hadi. Benim Fırat Kazan'ı görmem gerek. Şu anda onun çevresinde olmaman gerekiyor. Kredi konusu zaten ışık hızıyla yayılmıştır piyasada. Bankayı Sermet adına ziyaret ettiğin de biliniyor. Banka susmayacaktır. Zaten adam iyiymiş. Kurşun sıyırmış. Ne istediniz benden? Ne istediniz benden ya? Benim ne kadar güzel bir hayatım vardı. Taptığım bir işim vardı. Niye attınız bu adamın önüne beni? Ne istediniz benden? Narin, sakin ol. Çocuk gibi davranmanın sırası değil. Bu işe girdin artık. İstesen de çıkamazsın. Çıkarsan da seni kimse koruyamaz. Başına daha büyük bela alırsın. Özellikle de Sermet. Yarı yolda bırakılmaktan nefret eder. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.